Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Günaydın. Teşekkür ederim. Şeydem, sen nasılsın? Teşekkürler. Bizler deyiz. Mahmut Hocam, öncelikle dün akşama dönelim. İsterseniz Fenerbahçe'nin Malatya maçını biraz konuşalım. Neden kaybetti? 2 puan kaybı yaşadı Fenerbahçe. Buradan başlayalım sizin tespitlerinizle. Tabii dün akşam biz yayındaydık. Canlı yorumlamaya çalıştık maçı. Şimdi şöyle söyleyelim. Neden kaybetti Fenerbahçe'de? Fazla bir değişiklik yok. Olması da mümkün değil. Yani, nasıl başladılarsa o şekilde gidiyorlar. Burada Emre'nin de gelmesi sadece kenarda durup bir profil olarak durabilir ama futbol anlayışı olarak bir değişiklik yok. Mesela geçen hafta Sinan'la oynadınız. Orada bir onu sorabilir. Yani bugün bir değişiklik Sinan'ı oynatmıyorsunuz. Aynı Erol'u mu dönecek? Yani o şekilde mi devam edecek? Fenerbahçe'nin esas en büyük ana problemlerinden, en başta gelen problemlerinden her hafta değişik oyuncularla oynaması. Yani elindeki oyuncular böyle tuğ kaka yapılacak oyuncular değil Fenerbahçe'nin ama onu bir sezon başından beri bir düzene, bir oyun anlayışına, bir aktif, bir akıcı oyun anlayışına getirmediler. Tamam, Fenerbahçe oynuyor gibi gözüküyor, top sizde olduğu gözüküyor ama her haftada aynı hataları veriyorlar. Yedikleri gole bakın, onlara verdikleri pozisyona bakın. Yani bir takımın dizilişi, müdafaa anlayışı bu şekilde olmaz. Neredeyse rakibin orta sahasına gelmişsiniz. Kendi sahanızdan da çıkmışsınız ve orada topu karşılamak istiyorsunuz. Yani atıyorum şimdi bir hazırlık maçı oynamıyorsunuz. Lig maçı oynuyorsunuz. Rakip de ne kadar alt sıralarda olsa, ne kadar sizden oyuncu kalitesi olarak aşağılarda olmuş olsa bile attığı 2 tane, 3 tane ara toplarla da sizi ne kadar zor durumlara soktuğunu gördünüz ve bunu sezon başından beri devamlı yaptınız. Yani Fenerbahçe'nin yediği golleri bir araştırmak lazım. Onu bir analiz etmek lazım. Burada Emre'ye en büyük düşen iş o oluyor. Ama öbür türlü tamam pozisyona giriyorsunuz. Kaçıranlar oluyor. Ama çok statik oynayan bir oyuncular var. İşte bugün Samuel'le oynuyorsunuz. Yani Samuel'le oynuyorsunuz da Samuel'le size bir şey vermiyor. Ferdi alıyorsunuz. Ferdi'nin oyun kültürü daha farklı olduğu için size biraz daha akıcı olmaya çalışıyor. Yani devamlı değişik 11'lerle çıktığınız zaman oyunun ve oyunun gidişatının harmonisi yok. Zaten öyle bir statik bir forvet hattı var ki Samatya'yı görüyorsunuz ama hep kayboluyor oyun içinde. Rakiplerin hep kucağında bizim tabirimizde. Oradan da bir faydalanamıyorsunuz. Yani nasıl söyleyeyim, bir doğaçlama, bir paldır küldür bir futbolla pozisyon veyahut da oyunu kazanmaya çalışıyorlar. En son söylediği tek bir cümle var. Doğru Emre'nin. Daha hala hiçbir şey bitmiş değil. Doğru bitmiş değil. Burada da diğer rakipleriniz de puan kaybedecekler. Sen de kaybedeceksin. Yani gidişat onu gösteriyor. Çünkü bir tek biraz daha aktif, iki de rakipten bir tık daha önde olan bir Beşiktaş'ı izliyoruz ama sende de oyun kültürü, futbolcu olarak hakikaten iyi oyuncular var. Burada Emre'nin suçu değil. Yani Emre, burada tenzih edeceksiniz. Sezon başından beri bu oyuncuların o kapasitesini, o çıtasını yükseltemediğiniz için orada esas hatalısınız. Yani gelen oyunculara da çok kötü değiliz. Burada oynamayan kim vardı gelenlerin arasında, fazla süre almayan? Bir tek Samata vardı. Bir de Perotti vardı. Zaten Perotti'yi unuttu insanlar. Onu bırakın bir tarafa. Ama Samatta'yı da yukarı taşıyamadınız. Diğer oyuncular da yukarıya taşınmadı. Daha çok hem kendi o şeyde sınıfta kaldı yani. O sıralarda kaldılar. Siz onları yukarıya taşıyamadınız. Oyun olarak da taşıyamadınız. Fenerbahçe'de böyle sıkıntıları yaşadı. Yani tekrardan söylüyorum, Emre bu haftada farklı biri 11'le mi çıkacak? Yani 3-4, 2 kişi, 3 kişi mi değişecek? İşte Pelkas'ı yedekte kimse beklemezdi. Pelkas yedekte oldu. Geçen hafta yani Denizli maçında Sinan'ı kimse beklemiyordu. Yani hani tombaladan çıktı dersin. O tarzda bu şekilde de giderseniz Emre de bu işin içinden çıkamaz. Belli bir 11'i yakalayacaksınız. Hastalık ve sakatlık olmadığı müddetçe onlarla bir süre almaya bakacağız. Orada değişiklikleri yapabilirsiniz o sonraki işler ama statik bir 11'iniz olması Şimdi lazım. orta sahayı da değiştirdi teknik direktör Emre Evet. Belezoğlu, değil mi? Maça başlayan Ozan Evet. Tufan, İrfan Can ve Luis Gustavo üçlüsü kenara geldi. Şu maç kadrosuna da bakıyorum. İşte Mert Hakan, Sosa, Dimitrios, Pelkas girdi. Ya baskıyı getirdi aslında, değil mi bu değişiklikler, ama 3 puanı yeterli olmadı. Size göre yanlış tarafları da var mıydı hocam?
Şöyle Pelkas tabii erken Evet. girdi, devrede girdi hemen. Fakat zaten siz baskılı oynuyorsunuz. Rakip zaten onu biliyor sizi. Gardını onu yer almaya çalışıyor. Ne kadar uzatabilirse, gol yememeyi ne kadar uzatabilirse onun için o kadar kâr. Bunu bilinmeyen denklem değil. Bütün büyükler takımlara karşı oynadınız. Bunu, mesela bir tek geçen hafta şeyi görmedik. Kasımpaşa çok farklı bir oyun sergiledi bir 45 dakika. Ama Malatya'da bunu göremedik. Malatya'nın bütün kurgusu neydi? Kontrataklarla Fenerbahçe'nin o dizilişinde o verdiği kontrataklarda verdiği alanları iyi kullanmaktı. Ve bunu da kullandılar. Yedikleri gol yani bir büyük bir takımın nasıl söyleyeyim bu tarzda bir gol yemesi hep soru işaretleri ve aynı konularda hep goller yediler. Şöyle bir Emre bir ekibinde bir araştırmaya baksın da bizler de biliyoruz yani görüyoruz onları da Fenerbahçe'nin yediği goller verdikleri pozisyonlar hemen hemen bu tarzda kontratakları çıkışlarda müdafaalar iyi pozisyon almaması birbirlerinden çok açık oynaması ve oyunda oynayacaksın tamam güzel de ama bu kadar da darmadağınık olma. Evet. Darmadağınık olursunuz. Bunları da her maçta pozisyon veriyorsunuz rakibe ve her maçta da golleri yemek mecburiyetinde kalıyorsunuz bu tarzda. Onlara önlem alamadı. Yani sezon başından beri Fenerbahçe şöyle bir bakalım. Gözümüzün önüne canlandıralım. Yedikleri gollere %90'ı hemen hemen bu tarzdaki goller. Kendileri de tamam sıkıştırıyorsunuz, oyun ediyorsunuz ama yani yetmiyor size. Biri buldunuz, bir ikiyi bulamıyorsunuz. İkiyi buldunuz, bir üçü bulamıyorsunuz. Rakip de iki tane bir kontratak. Zaten bütün oyun prensiplerini buna kurmuş, kontratak kurmuş. Buradan da çıkardı gollerde. Canınızı acıtıyor. Nitekim böyle gidiyor. Yalnız daha hiçbir şey bitmedi. Hani burada kimse demesin ki ben 4 puan öndeyim, 5 puan öndeyim. İş bitti, bitmedi. Burada da bu çok sular geçecek bunun altında. Çünkü oynanan futbol bunu gösteriyor bize. Takımlarımızın. Rakipler zaten malum yani düşmeyene rakipler size acıtacak, canınızı acıtacak orada puan almak için uğraşacak. Rahat olanlar da daha rahat oynuyorlar. Bu sefer siz onlarla baş etmeye uğraşıyorsunuz. Onlar çünkü rahatlar, puan sıkıntıları, derdi yok, düşme yok, çıkma yok. Ortada giden rakipler de çok rahat oldukları için çok rahat top oynuyorlar. Orada da siz bu sefer strese giriyorsunuz. İşte illa 3 puanı alacaksınız, rakibi sıkıştıracaksınız. Yani dedim ya aşağısı yanıyor, yukarısı yanıyor. Puan aslanın değil hep söylüyorum onun midesinde artık. Buradan en iyisini çıkartmak mecburiyetinde Emre. En iyisini çıkartmak mecburiyetinde. Yani şurada şunu söyleyelim işte bunu yaptı şunu yaptıdan ziyade Emre'nin yapacağı tek bir iş var. Daha doğrusu Fenerbahçe futbol takımı yapacağı tek bir iş var. İyisine kötüsüne bakmayacak. 3 puanı ben ne şekilde alırım? Ona Kesinlikle. gidecek. Yani Artık kolay biz takım, zor takım ayrımı da kalmadı. Dediğiniz aynı gibi teknik adamlar o tabelaya skor tahmini aynen. yaparken banko 3 puan yazamıyorlar. Bu var bir. İkincisi, İstatistiklerde üstün olsanız da bazen puan gelmiyor değil mi? Trabzonspor maçında mesela bunun örneği yaşandı ki yeni Tabii. Malatyaspor Fenerbahçe maçı içinde istatistikleri arkadaşlarımız taşıyor ekranlarına. Orada mesela toplu oynama yüzdeleri Fenerbahçe üstünlük kurmuş ama yani puanı 3 puanı getirmeye de bazen yetmiyor değil mi hocam? Sevgili Çiğdem, futbol matematik değil. Onu siz masa üzerinde yaparsınız ama sahada saha çok farklıdır. Biz sahanın içine fazla girmediğimiz için hep böyle istatistiklerle insanları kandırmaya kalkıyoruz. Yok öyle bir şey. Siz sahanın içinde güçlü değilseniz, orada siz verilenleri, yapılanları, çalışılanları sunamıyorsanız istediğiniz kadar siz istatistikleri yatırın masaya sadece onlar görselde kalır. Çünkü organizasyon bir atağınız yok. O rakibi organizasyon olarak gidemiyorsunuz. Ferdi oyuncularınızın ferdi yeteneklerine gitmeye çalışıyorsunuz. Mesela Emre kardeşim şunu da söyledi. İrfan Can daha hazır değil dedi. Hazır değilse sen puan mücadelesi yapıyorsun. Emre'cim niye oynatıyorsun orada? Bekle. Yani direkt kafadan da Evet. koyma. Güveniyorsun ama bu güvenmeyle olacak iş değil. Geçen hafta Sinan'ı yaptın işte Sinan tutmadı gitmedi. Bu hafta İrfan Can'la başladı yani dün maçı başladın. Sağlam oyuncularla başlamak biz her zaman için söylüyoruz. İsmi ne olursa olsun sağlam oyuncularla çıkmak her zaman işidir. Tamam bakmayın Cenk geldi oturdu çıktı etti onun farklı bir şey ama siz o santrofor oyunu orada oynatabilirsin. Orta sahada oynayan bir oyuncunun o gitgellerini çok iyi yapması lazım. Devamlı gideceksiniz, hareket halinde olacaksınız. Emre'yi göremediniz. Samuel zaten hiç yoktu. Geldiğinde de söyledik, sprinter özellikleri olan bir oyuncu. Oyun içinde oyun bilgisi çok az. Bunlarla da böyle bir Fenerbahçe Peki. takımına da çıktığınız zaman işte maalesef sonuçlara katlanıyorsunuz. Ama daha hiçbir şey bitmedi Çiğdem. Fenerbahçe'de daha bu yarışın içinde Beşiktaş'ın olduğu gibi
gibi, Galatasaray'ın olduğu gibi. Peki bu arada kalan maçlar grafiğini de ekranlarımıza isteyelim. Arkadaşlarımız yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçının istatistiklerini bir yandan siz yorum yaparken ekranlara taşımayı sürdürüyorlar. Yarış sürecek dediniz. Yani bu kayıp Fenerbahçe için yarıştan kopmak anlamına gelmiyor size göre anladığım kadarıyla. Birçok yorumda Öyle tabii. vardı. Şampiyonluk iyice zorlaştı şeklinde. Ama dediğiniz gibi o puanlarla birbirine çok yakın. Makas da çok daraldı işte ekranlarımıza da geldi. Şu tabloyu nasıl yorumluyorsunuz merak ediyorum. Çünkü hakikaten öngörüde bulunmak hiç kolay değil. Şimdi Erzurumspor'la Beşiktaş oynayacak. Kağıt üzerinde kim favori? Kayıtsız şartsız Beşiktaş favori. Beşiktaş. Erzurum'da yani artık son atışlarını oynuyor. Buradan alacağı her türlü bir puan kendileri için iyi. Mesela Gençler Birliği'ne son saniyede attıkları gol onları tutunmaya şevk ediyor. Buradan da Beşiktaş'tan da alabileceği bir puan alır mı? Alır. Ama Beşiktaş'ın futbol yapısına bakarsan, oyuncu potansiyeline bakarsan zor gibi gözüküyor. Fenerbahçe Antep'te oynayacak. Antep rahat bir takım. Çok rahat bir takım. Yani oyunu istedikleri gibi yönlendirebiliyorlar. Çabuk çıkıyorlar, çabuk kapanıyorlar. Teknik kapasiteleri iyi olan oyuncuları var. Yani size sıkıntı yaratır mı? Yaratırlar. Ama tekrar söylüyorum, Fenerbahçe o hücuma çıkışlardaki verdikleri pozisyonları Antep'e de verirlerse Antep de acıtır yani. Onda da çabuk oyuncular var. Evet. Onda da kaliteli oyuncular var. Yani maç maç düşünmek lazım. Daha hiçbir şey bitmedi. Bu herhalde son iki maça kadar falan gidecek Değil mi? şeyden yani. Ya kimse karalar bağlamasın. Ben puan kaybettim ettim. Hiç ummadığınız yerde öyle bir puan kaybedersiniz ki ne derler, o altın tepsiyle rakibinize o liderliği hediye edebilirsiniz. Veyahut da şampiyonluğu hediye edebilirsiniz. Gidişat oraya gidiyor yani. Çok kolay değil. Peki. Galatasaray kaybetti. İşte şöyledir, böyledir, eksiktir, odur, budur. Kaybetti ama bir hafta bir kazandım. İşte işler farklı bir yöne gidiyor. Onun için çok erken davranmadım. Bu sezon öyle. Bu sezon onu gösteriyor. Bir de hani deplasman demeli artık. Deplasman, meplasman kalmadı. Seyircinin olmadığı bir yerde her taraf sizin Doğru. sahanız. Oynadığınız sahalar. Rahat oynuyorsunuz. Baskı yok. Önemli olan sizin ne yapacağınız. Yani rakibi de analiz edip sizin ne yapacağınızı bilmek lazım. Bu doğrultuda ne derler? Malatyaspor rakibini Peki. çok iyi analiz etmiş. O çıkışlarda da iyi işler yaptılar. Teşekkürler Mahmut Alp Aslan. Çok keyifli Rica bir ederim. sohbet Rica oldu. ederim. Rica ederim. İyi yayınlar dilerim. Şimdiden iyi hafta sonları. Çok teşekkür